Sayın izleyiciler, bir kısa film programında yine sizlerle birlikteyiz. Kısa filmler ulusal sinemanın temel taşlarından biridir. Kısa filmler ulusal kültürlerin de en önemli tanıtım araçlarından birini oluşturmaktadır. Günümüzde iletişim teknolojilerinin gelişimiyle birlikte kısa filmlerin nicelik olarak artış gördüğü gözlemlenmektedir. Ayrıca şu da bilinmelidir ki ticari özellik taşımadığından kısa filmler özgürdür, kendine özel bir anlatım dili ve biçimiyle de oldukça etkilidir. Sayın izleyicilerimiz, bu programdan başlayarak sizlere 15. Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali'ne katılmış ulusal yarışma bölümünde gösterime sunduğumuz çevre konulu kurmaca, belgesel ve canlandırma filmlerini göstereceğiz. Kısa filmin etki gücünden yararlanarak toplumda çevre bilincinin artırılmasını festival yönetimi olarak hedeflemekteyiz. Bu nedenle bu yıl 15.sini gerçekleştirdiğimiz Ulusal Çevre Kısa Film Festivali her geçen yıl katılan filmler açısından büyük artışlar göstermektedir. Ve bu yıl Türkiye'de gerçekten en büyük, en çok katılımın sağlandığı etkinlikleri ile de en geniş kapsamlı çevre konulu bir kısa film etkinliği olma özelliğini yine korumuştur. Bu nedenle öncelikle ülkemizden ve diğer ülkelerden filmleriyle katılanlara, izleyenlere, destek olanlara teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin ilk çevre temalı kısa film etkinliği olan festivalimiz kapsamında yine ilkler gerçekleştirilmektedir. Bunlardan biri geçtiğimiz yıllarda başladığımız Halk Jürisi Ödülleri'dir. Ulusal yarışma bölümümüzde seçici kurul dışında ayrıca çeşitli yaş ve meslek gruplarından oluşan 50 kişilik bir halk jürisi değerlendirilmesine başlamıştık ve bu yılda sürdürüyoruz. Ön elemesiz olan bu değerlendirme katılımcılar açısından çok önemlidir. İkinci bir ilk ise Bakırköylü Sanatçılar Derneği Ressamlar Grubu tarafından gerçekleştirilen Ressam Gözüyle Dünya Sinemasından konulu resim sergisidir. Bu serginin yalnız Türk sinemasına değil, dünya sinemasına da katkıda bulunacağına inanıyoruz. Yine geçtiğimiz yıllarda ödül töreninde gerçekleştirilen ve çok beğeni alan Bakırköylü Sanatçılar Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'nun Şef Dicle Derman yönetimindeki Yeşilçam filmlerinden şarkılar konseri de yeniden festival kapsamındadır. Ülkemizde ne yazık ki çevre olgusunu yalnızca rant olarak gören kurum ve kuruluşlara, çevre ve sanat etkinliklerini reyting dışı kabul eden tüm medyaya karşın yıllarca özveriyle yürüttüğümüz bu çalışmalarımız artarak ve gelişerek sürecektir. Bu festivale filmleriyle katılanlara, destek olanlara teşekkürlerimi iletir, saygılar sunuyorum. Sayın izleyicilerimiz, bu programda sizlere yönetmen Burak Türten'in Kamyon adlı belgeselini sunacağız. Belgesel 21 dakika sürüyor ve çevre temalı bir belgesel. Filmin konusu, birçok filmde perdeye taşınan kamyoncular sinemada genellikle hep mizahi yönlerden ele alınmıştır ve karakterler gerçek duygularından uzak bir şekilde işlenmiştir. Bugün sunacağımız kamyon belgeselinde kamyoncuların gerçek yaşamları, duygusal durumları ve yaşadıkları zorluklar doğrudan kendi izlenimleriyle anlatılmaktadır. Yıllardır ihmal edilen ve sadece mizahi yönden ele alınan kamyon şoförleri bu belgeselde gerçek kimlikleriyle perdeye aktarılmıştır. Film kış koşullarında 11 farklı kentte çekilmiş ve tamamlanması 1 yıl sürmüştür. Filmin yönetmeni Burak Türten Ankara doğumlu,
2007 yılında Erciyes Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü kazanıyor. Bugüne dek 4 kısa film ve 3 belgesel filmin görüntü yönetmenliğini, 4 belgesel ve 3 kurmaca filminde yönetmenliğini gerçekleştirmiş. Sinema kariyerinin yanı sıra 3 yıl haber spikerliği ve editörlüğü yapmış. Yüksek lisans eğitimini tamamlayan Türten, doktora eğitimine devam etmekte ve Gümüşhane Üniversitesi'nde de dersler vermektedir. Sayın izleyiciler, şimdi sizlere 21 dakikalık kamyon belgeseliyle baş başa bırakıyoruz. Gece gündüz hep yollardayız. Kar, kış demeden, çamur demeden, saat demeden, istirahat demeden. Kim arkadaşlarımız mesela 6 ay evden uzaklaşıyor. Ekmeğinin peşinde koşturuyor yani. Çoluk çocuktan uzak, bambaşka bir hayat bu. Tenekenin içinde yaşıyoruz yani. Tenekenin içinde yaşıyoruz abi. Herkes evinde, çocuğun içinde, yuvasında. Ama şu yollarda kim var? Şoför esnafı var. Kim ister? Hiç kimse istemez. Yalnızlık. Yani her insan yalnız olduğunda ne hisseder? Sürekli bir ilgi veya bir arkadaşlık, dostluk, bir sevgi bekliyor. Ama yalnız olduğunda kim gösterecek, sen kime göstereceksin? Bizim hayatımız arabanın içinde geçiyor biner. Sürekli seyir halindesin. Yükünü boşaltıyorsun, istirahatını ediyorsun. Böyle bir arkadaşlarımızda kamyon vardı falan. Dedik bir kamyon da biz alak aldık. Ben kamyon falan sürmeyi bilmiyordum. Araba ilk aldığımda yani yaşım tutmuyordu, ehliyetim yoktu kamyon falan sürecek. Vallahi şu an tepedeyim, aşağı doğru ineceğim. Vallahi arkadaş yol komple bu sabahleyin biz dağıtırdık, kahvaltı yaptık. Siz nereye vardınız? Patmos'tan. Abi orası sürekli öyle ya, bakmıyorlar oraya ama hiç korkma, 80-80 git. Hiçbir şey olmaz orada. Merak. Bir müddet sonra şoförün yanına gitmeye başladım tabii. Bu koltuğa oturup bu işi yapmayınca oradan zevkli geliyor. İşte biraz gittim falan, hoşuma gitti, ehliyet aldım. Kendim sürmeye başladım, ondan sonra kamyoncu olduk gittik. Ailemde hiç kamyoncu yok. Benim de kamyonculuk kültürüm yoktu. Ben demek ki ne oldum demeyeceğim, ne olacağım bize. Sol taraftaki direksiyona oturmayıp da sağ tarafta otursan yine zevkli bir meslek. Niye? Sen sağ tarafta sürekli gittiğin yeni yerlerin bir şekilde meraklarını gideriyorsun, bir şeyler görüyorsun, hoşuna gidiyor ama kamyonculuğu yapan, kamyonu işleten adam sürekli gittiğim yerde indireceğim, tekrar bindireceğim. İşte lastiğim eskidi, lastik alacağım, arabanın bakımı, onun sıkıntısı da biraz insanın omuzlarına binince biraz daha sıkıntı çoğalıyor. Çoğunlukla kuru yük taşıyoruz.
buğday, mısır, işte kömür, buna benzer şeyler. Onun için ayrı bir çadır kullanıyorum. İşte gıda maddesi yüklediğinde tabi o yükler daha kıymetli olduğu için onu çadırı ayrı farklı bir çadır kullanıyorsun. Götürdüğün yükü illaki yani bir şekilde zarar görmeden yerine teslim etmek için mücadele ediyorsun. Bu da bizim arabamıza yüklendiğinde bizim kendi malımız gibi oluyor. Biz ona bakmak zorundayız. Onun zorunluluğu üzerimize mükellef. Bir şekilde zarar görmeden, ıslatmadan veyahut da kırılıp dökülmeden yerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Çadır çekmek zor. Yorucu bir iş. Ama bu mesleğin cillelerinden. Yükü aldığımızda zor durumdayız, boşalttığımızda zor durumdayız. Yükü götürdüğümüz yerde zor şartları yaşıyoruz. Bir tane nakliyeci var, sade bir kalemi var. Nakliyeci olmuş, taşımacılık yapıyor. Resmi olarak hiçbir şeysi yok. 300 milyar şu anda büyük taşıyorum ben. Bak, iki gündür burada yatıyorum. Hiç kimse gelip de bu 300 milyar sırtında bir yük, acaba sen onu ne yaptın, nereye götürdün, ne ettin, hiç sorun yoktur. Madem ki zorat verecek, siz başvurmanız. Alo. Ümit abi merhaba. Abici bir tane uzun dorsal var da bir çay arkasına göndereceğiz. Şu anda fiyatı bizden 50 bin lira istiyor. Ben de 47 bin lira son fiyat verdim ona. Yükseltme şansımız var mı abi? Yok mu abi? Tamam abi. Abi son fiyat 48 bin lira yazıyor. İsmail abi. Gel abi gel. Ben yük alıyorum, yük götürüyorum. 2 gün, 3 gün beni bekletiyorlar. Hiçbir hak hukuka talep edemiyoruz. Resmi olmayan Türkiye'de dünya kadar nakliyeci var. Dünya kadar komisyon alıyor. O aldığı komisyonla da hiçbir resmi belgesi yoktur. Hep cebimizden çıkıyor. Sabahlar açık mı? Açık değil mi sabah? Tamam mısın? Hadi, hadi iyi geceler. İş yapacağı zaman, ticaret yapacağı zaman da bir iş yap diyor. Ne olursa olsun ya. Öyle ya, kurma oldu. Vallahi hanım tıpışlayacak ya. Hanım yani çocuğu seven ya. Hadi oğlum yürüden ucundan bir yüz duran nasıl götünden öyle tıpışlar. Yani çünkü onun gayretiyle bir güvence alır, yürür yani. Beni böyle bir tıpıştıyan olmadı ya. Omuzumdan alsın. Yemin ediyorum sana, kurban oldum bana, ben omuzuma tuttuk diyor, gitme diyor ya, gel. Yani öyle bir mücadele veriyorum ben. Yaptığım, üzerime olan tek şey ne biliyor musun? Şu yaşıma geldim, bir avrat var. Onu da kaçırdım aldım ya, babam yanan var gelip. Anladın mı? Kaçırdım aldım ya. Onda da büyük bir mücadele var. Şerefsizim sana ya. Şu yolda bak kaç tane kamyoncu var. Kimi ters yönde, kimi tersiz dışında. Hiç bir kimse soruyor mu ki? Ya arkadaş siz buradasınız da. Ya aç mısınız, susuz musunuz, tok musunuz, öldünüz mü? Hiçbir şoför arkadaşım da arabasını bırakıp da bir yere gitmez. Tersizden uzaktaysa. Niye? Biri gelir mazotunu çalar. Niye? Biri gelir arabaya bir şey yapar.
Aç kalıyor, susuz kalıyor, arabanın içinde yatıyor ama gitmiyor. Şoför böyle bir esnaftır, şoför böyle bir millet ama şoförün şansı yok. Eksi 30'ları falan görüyoruz. Eksi 30, 35'leri görüyoruz. Mazot donuyor. Isınmak için bizim Webesto'muz var. Onun mazotu dondu mu bittin. Araba çalışmıyor. Bazı arkadaşlarımız donarak vefat etti. Geçen bir arkadaş inmişti Doğu Beyazıt kapıda. Kurtlar parçalanmıştı. Bolu'da yağışa sis eşlik etti. Bolu Dağı'nda kontrolden çıkantığı nedeniyle yol üstüne trafiğe kapandı. O çakalan olur, biz yarın yetişemezsek ne olacak? Çakma zinciler de adamın icadı diyor. Çakma kavga açıyorlar. Ben bıraktım şimdi. Ne yapıyorlar? O da benim çektiğiniz yerde şey kopmuş yani. Sen şey var abi ya. Şey var normal ya. Ama aşağıları nasıl gidilmez değil mi? Sizin telefonu ben de var. Sizin dozuna gideceğim. Geçen hafta ben yine aynı kaldım. Akşam geldim çektim. Sabah ben de kalktım 7'den. Bir bulağım mazı taşıyor. Yaralday telefonu taşıyor. Arabası. Yukarıdan geliyordu. Dedim ya. Valla bakıp yatacak. Devam ettim. Şu anda da inersin ama gereği yok. Kaydırsam ne yapacağım? Webosta çalışmam dona. Burada yatak sabah inerik ya. Burada yatak sabah inerik. Zaten komple berbatmış o. Önce çadırını aç, ondan sonra yanaş, tamam mı? Tabii öyle biliriz. Ne? Çünkü o kadar bir buzi tekmiş olarak buzi tekmiş olarak. Tamam, tamam. Tamam. Limana mal götürüyoruz, bir hafta yatıyoruz. Yattığımıza dahil hakkımızı, hukukumuzu alamıyoruz. İstediğimiz mercilere de bildiriyoruz, o da aynı. Yani hiç kimse kanuncuya sahip çıkmıyor. Şoförler Cemiyeti Federasyonu var, o da boştur. Yani hiçbir kanuncuya gelip de sen bir hafta limanda niye yatmışsın, veda hakkını almışsın, almamışsın. 3 gün yattığımız var, 4 gün yattığımız var, hiçbir şey yapamıyoruz. Şu
Şu an Diyarbakır'dan geliyorum. Adam gece geç saatte boşaltılacak diye bir yükümü getirdim buraya. Bu karda, kışta, ayazda dünden beri buradayız. Daha bu yükü boşaltmamışız. Şu an adamların umurunda değil. Diyorsun kamyoncudur abi, fabrikanın önünde bekle. Affedersin, bir lavaboya gidecek kadar zaman tanıtmıyorlar. Bırakmıyorlar. Yani güvenlikçiyi bırakmışlar kapıya. Abi lavaboya giremezsin, yasaktır. Usta bir elimi yıkayayım. Abi yasaktır, giremezsin. E peki bu kamyoncu 24 saat boyunca fabrikanın önünde ne yapar? Hiç kimse sormuyor. Hiç kimse demiyor ki bu adamlar yazıktır, günahtır, yükümüzü taşıyorlar. Arkadaşlarla oturup zaman geçiriyorsun. Zaman zaman yemek yapıyorsun, sandık oluyor. İşte bildiğin yemeklerden makarnaydı, melemendi. İlla ki keyif katıyor bunlar, mangal yakıyorsun. Bir şekilde hayatına renk katmaya çalışıyorsun. Ama tek başın olduğunda illa ki her şey sıkıntılı. Tek başına oturup lokantada yemek yerken canı sıkılıyor. Öyle mi ama? Tanıdığın kimse olmasa tek başına oturuyorsun, yemeğini yiyorsun. Canı sıkılıyor, kalkıyorsun, yola gidiyorsun. Kış geldiği zaman en çok soğuk hava mı zorluyor yoksa aileden uzaklık mı? Aile tabii ki. Mal sahibi arabaya navigasyon cihazı koyar. Kardeşim benim arabamı 60'ı geçirtme. Tamam, canıma minnet. 60'dan gidersin, yol ne zamana biterse. Ama mal az bir sıkışır. Ver yandıma uçar. Tamam sürgel, bir şey olmaz. Ya daha dünene kadar diyordun 60'ı geçmeye. Şimdi sıkışın sürgel. Bu sefer şoför sürdüğü zaman bir dert. Sürmüyor. O da bir dert. Yani şoförün sahibi yok. Uykusuz gidiyorsun işte. 3 gün boyunca uykusuz gidiyorsun. Yatma yok. Çay, kahve, sigara. Çay, kahve, sigara. Başka bir şey yok. Zaten çoğu kazalarımız da ölümlü bizim. Frigocular. Uykusuz gittiğimiz için. Tamam. Evden uzaksın, sıkıntı, aileni özlüyorsun, ailen seni özlüyor, onlarla vakit geçiremiyorsun, bir şeyler paylaşamıyorsun. Evli olan arkadaşlarımız, çocuğu hasta oluyor, yanında olamıyor. Çocuğunun zaman zaman okulla alakalı sıkıntılarla ilgilenemiyor, sağlık sorunlarıyla ilgilenemiyor. Ne bileyim, hiçbir şekilde çocuğuna ilgi gösteremiyor. Görünüşte tamam, o tır şoförü. Tır şoförü. Güzel, araba faça, 10 numara. Bir de gel sen benim içime sığın. Benim 2 tane çocuğumun ben, inan Allah'a, ben doğru dürüst büyüdüğünü görmedim. Eve geldiğimde çocuklar benden çekiniyordu abi. Geliyorum, bir gün kalıyorum, yola devam ediyorum. Mesela atıyorum, bir hafta kaldığımda kaynaşıyoruz, tam kaynaşıyoruz. Ondan sonra kop, 1-2-3 ay yoksun. Thank you.
3 gündür elimden çıkmışım. 3 gündür bu karın altında yatıyorum. Kim düşünür bir tek? Çol çocuğum düşünür. Babamız nerede, kocamız nerede? Başka hiç kimsenin umurunda değil. Mal sahibidir, arabası da, sırtındaki malı da sigortalıdır. Hiç kimsenin umurunda değil. Kışın şu Türkiye'de bir çıksınlar yola da şu şoför milletine çekiyor. Öyle ellerine fotoğraf makinesini alıp selfie yapma. Aa bura ne kadar manzarası güzel. Şak bir fotoğraf çekmek değil. Görsünler kimlerin sırtından geçindiklerini görsünler abi. Başka da diyecek bir şey yok abi.